Seni hayatımdan daha nasıl atabilirim? Unuttun galiba, az kalsın öldürüyordum. Ben... çok üzgün ve pişmanım Buket. Bu çocuk sensiz büyümemeli. Elimden geldiğince onun yanında olacağım. Sağlığım el verdiğince. Hastalığını kastetmedim. Senden o da beklenir. Sen günlerimi bile saymışsındır. Olsa olsa şu kadar gün yaşar diye. O kadar mı kötüyüm? Ben seni kapıda beklerdim. Öperdim Selçuk. Aynı gün hem metresinle hem karının olmak nasıl bir duygu? Kalbi yorulmazsa midesi bozulur insanın. Öyle bir şey olmadı. Ha, buna titizlendin yani. Sırayı falan koydun. Buket! Efendim? Kavga etmek istiyorsun. Hastalığın acısını çıkartmak için hazır bahanen de var. Defol git artık. Terbiyeni takın. Benim sabrımı zorlama. Elinden gelenin ardına koyma. Bak, canını yakmak istemiyorum, tamam mı? Elinden daha fazlası gelmez. Dene de gör. Anne, susadım ben. Tamam canım, tamam. Ver şunu. Ben hallederim. Ver dedim. Bırak dedim. Ver dedim. Bırak. Allah kahretsin. Duydun mu? Herkes yerini bilecek. Fazla tepeme çıkarttım ben seni. Evet. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra başka türlü konuşacağız. Buket Hanım. Sabrımı taşırma benim. Buket. Halt. Buket. Lan geç, 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 geç. Buket. Buralardan biraz uzaklaşsak iyi olacak. Değil mi? Babam da gelecek mi? Babanın biraz işleri var oğlum. Ama sonra gelecek, değil mi? Tabii ki. Tabii ki oğlum benim, tabii ki. Baban seni hiç yalnız bırakır mı? Canım benim, ha? Taksi! Taksi! Bahçelerler. Biraz çabuk ama. Hadi uyusana oğlum, hadi. Hadi kapat güzel gözlerini. Hadi canım benim. Yakışıklı oğlum benim. Canım benim. Canım. Canım. Aç şu telefonu, aç. Tamam, tamam. Şurada dur. Ne
Selçuk ben. Buket sende mi? Hayır. Aç kapıyı. Neden açayım? Yol geçen alanı burası. Bana rezalet çıkartma. Aç kapıyı. Gel öyleyse. Bir kere daha mahcup oldum görmek beni memnun eder. Ayşe'cim uyandırdın mı seni? Ayşe? Neredesin sen? Neredesin? Ne yazık. Gece yarısı sokaklarda karısını arayan bir adam. Allah kahretsin! Bu olanlarda senin de payın var. Olmaz mı? Buket'e kalsa kamera kayıtlarını asla incelemez. Seni adi aşağılık. Bir kelime daha edersen ben de 20. kattan atarım seni. Buket, benim Ayşe. Ayşe? Ay, tanıyamadım numarayı. Evden arıyorum. Seninki az önce telefonumu parçaladı. Neredesin sen? Bilmiyorum. Alp'le birlikte çıktık işte. Yarım saattir araba kullanıyorum. Peki nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Ayşe, ben seni sonra arayayım. Merhaba. İki bilet istiyorum lütfen kendim ve oğlum için. İstanbul'a. Gidiş dönüş? Gidiş. Sadece gidiş. Buyurun. Dışarıya bak. Aa, biz çocukken de vardı bu. İçinde dalıp kaybolduğumuzu düşünürdük hep. Annen kızmaz mıydı? Yok. İçinize çekmeyin derdi sadece.
Canım. Teşekkür ederim. Ama. Hayır mı bu? Bilmem. Umarım öyledir. Damat yok mu? Yok. Kolay gelsin. Sağ ol Şükran. Sen de hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sen mutfağa geç. Benim ustayla konuşacaklarım var. Usta, lafı hiç dolandırmadan söyleyeceğim. Başımız biraz rahatlayıncaya kadar bu kızın gözümün önünde olması lazım. Burada ona bir yer var mı? Mutfakta becerikli midir? Bildiğin gibi değil. O halde görelim bakalım. Oh, sağ ol usta. İçim biraz olsun rahatladı. Ha Şükran. Şu öbür iş ne oldu? İhtarname işi. Bilmiyorum ki usta. Artık onu düşünecek takatim kalmadı. Ver cebetini çantanı. Çıkar şunu. Dön bakayım arkana. Cezmicim, nedir bu başımıza gelenler Allah aşkına? Oturup seninle konuşmam lazım. Yani izah edilmeyecek şeyler değil. Buyurun buyurun. Bir çorba ikram edelim size. Kahvaltımı yaptım. Ama dertleşirken bir şekerli kahveni içerim Cezmeciğim. Bize bir kahve şekerli. Yeminle iki gündür ağlıyorum. İki gündür ağlıyorum. Ben de seni aramayı düşünüyordum. Çalışıyor musun? Ofiste misin? Hayır, halamdayım. Hadi canım. İnanmıyor. Burada, burada. Gel çabuk. Aa, sahiden oradasın. Peki neden? Kahvaltı hazır. Geliyor musun, gelmiyor musun Aslı? Hemen geliyorum. Koşa koşa. Geliyor. Günaydın. Bak ben kafasızım, aptalım, eşeğim ama senden vazgeçecek kadar değil. Burak. Beni sevmediğini söyle hemen gideyim. Ama bütün kalbinle inanarak.
sorun bu değil ki. Öyleyse mesele yok demek. Var. Seni çok özledim. Anaşımı Arman'ı özledim. Sesini özledim. Gülüşünü özledim. Sorun sensin Burak. Senin kişiliğin. Öylesi değiştir beni. Kırk biç bir şeyler yap. Yeter ki karım olduğunu bileyim. Lütfen arabaya bin. Biraz konuşalım, iki laf edelim. Ablam bekliyor. İyi ya, hemen götüreyim seni işte. Tamam, ama sadece halamın evine kadar. Daha fazla uzamasını istemiyorum. Hadi bin. Karar kızımın kararı Gönlüm. Şahsi fikrime göre de yaptığı doğru. Aa, yapma Allah aşkına. Ortada bir geçimsizlik olsa neyse. Gençliğin verdiği bir delilik. Sen de öyle değil mi? Akıllıdır benim oğlum. Romantik. O kahveler kimin? Cezmut benim sahibim. Ben götürürüm. Sen arkadaşını yer. Ama Aslı yani düzeltecek onu. Hele torunumuzu kocasının kucağına bir versin. Ha Cezmi'cim? Bak güldün işte. Hayır hayır, ben başka bir şey için. Buyurun. Kahven güzel mi bari? Cezmi Usta istediği zaman kahvesini ben yaparım. Fena değil. Azıcık malzemeden çalmışsın. Afiyet olsun. Bak seni kaçırmadım. Aklından geçirdin değil mi? Hayır, bana zarar vermeyeceğini biliyorum. Beni korkutan bugünlerde ne oldu sana bilmiyorum. Belki de hep böyleydim, ben görmüyordum. Neymiş seni korkutan? Dengesizliğin. Nikah günümüz yaklaştıkça asabileştin, saldırganlaştın. Yorgunluktan. Şimdi barıştığımızı söyle. Hala benim sevgilimsin değil mi? Bak, boşuna mı konuşuyoruz biz? Aslı! Cezmi'cim mutlaka ara, olur mu? Lütfen. Tabii. Hadi al asmalık. Neşeli kadın ha usta? Kulak asma sen. Oğlundan farkı yok. Gelip oğlu için yalvarıyor. Ben bunu kızım için yapamam. Yerin dibine geçse yapamam. Demek bunun için Ankara'ya gelme dedim bana. Sürprizin güzelliğine bak. İyi misin? Hı? Teyzesinin güzeli de buradaymış. Evet, çaylarımız da hazır. Aç mıymış benim bir tane? Hayır, ben doydum. Anne, yukarıda televizyon izleyebilir miyim? İzleyebilirsin canım. Neler yapmışsın böyle hala? Hadi abla, anlat. Ya, hem çok uzun hem gereği yok. Ankara defterini kapattım. İşi gücü bıraktım. Bıraktın mı? Ama neden? Bir ayın işten. Onu da bıraktım. Her şeyi bırakıp geldim. Bıraktın mı, kaçtın mı?
Anlatsana kızım, merakta bırakma insanı. Anlatacağım hala. Ama şimdi çok yorgunum. Tamam. İmkanı yok. Eniştemle sen. Birini mi aradın? Ayşe, lütfen. Bir dostluğumuz var. Birbirimize böyle davranmayı bırakalım. Buket'e dün geceden beri ulaşamıyorum. Telefonlarımı açmıyor. En azından nerede olduklarını bilmek istiyorum. İkisi de iyi. İkisinin de keyfi yerinde. Bu yeterli mi? Neredeler? Yakında öğrenirsin. Boşalma evrakları eline geçince. Sana bir şey soracağım. Buket'i bu kadar çok mu seviyorsun sahiden? Yoksa o olmadan hayatının bir paçavraya döneceğini bildiğin için mi bu telaş? Buket'in adını kullanarak yaptığın anlaşmalar ne alemde? E telefonların çalmaya başlamıştır artık. Alo, buyurun. Nezaket Hala, Selçuk ben. Selçuk? Babam mı? Baba! Ben bir hatırınızı sormak için aradım. Her şey yolunda değil mi? Yolunda, yolunda. Çok iyi. Ellerinizden öpüyorum. Hala anlatmayacak mısın neler olduğunu? Aslıcığım, anlatmak istemiyorum. Kimsenin ağlarını mallarını dinleyecek durumda değilim. Abla sen ne diyorsun? Allah aşkına korkutma bizi. Ay, pardon, çok özür dilerim. Bir şeyin yok ya. İyi misin, ne var? İyiyim. Bir şey olmadı değil mi? Yok, benim yüzümden. Hayır, kesinlikle benim kabahatim değil. Hiç görünmüyorsun, dükkana gelmiyorsun. Evin bütün yükü benim üstümde. Artık kardeşin de burada çalışıyor. Arada bir gel yani. Uğrarım. Gel yani. Ne var? Domates. Evet. Organiktir. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben mutfaktayım. Bir şey olursa. Tamam, peki. Kolay gelsin. Aa, Neval'cim hoş geldin. Halimi görmeye mi geldin? Ne varmış halinde? Ya yeter. Çalışmayacağım. Ya sıkıldım, istemiyorum. Tak o önlüğü. Hiç boşuna zorlama. Tülay. Çalışmayacağım. Tülay, geri dön. Geri dön, geri dön dedim sana. Bak, birazdan saat 5 gibi alacak beni. Son bir kez daha konuşacağız. Ha, anlaşıldı, randevusu var hanımın. Ondan bu telaş. İzin vermiyorum. Tülay, dur ne olur. Ne Barışma. Olur diyorum Tülay. Seni kullanıyor, anlamıyor musun? İşte orada gelmiş bile. Neval, Allah aşkına annemi götür. Tülay, dur. Çekil, çekil. Sen bu kızın yüzüğünü atmadın mı? Evet yani, öyle bir şey oldu ama... Tülay, görüşelim diye çağırınca... Ha, sen de fırsat bu fırsat diye. Şimdi söyle, bu kızı alacak mısın? Bir dakika ya. Bu kızı alacak mısın? Ha.
Hayır. Öyleyse ne işin var benim kızımın yanında ha? Defol buradan, defol! Bir daha seni kızımın yanında da görürsem yaşatmam, tamam mı? Yemin ederim yaşatmam. Ablacığım, terbiyesiz it! Aşağılık, kardeşim, terbiyesiz köpek! Anne lütfen! Sahipsiz değil bu kız. Hadi bas kız. Anne sakin ol. Anne beni rezil ettin! Ne var? Git şunun peşinden, yalnız bırakma sakın. Tülay dur, bekle beni. Şükran abla. Şükran abla iyi misin? İyiyim, iyiyim. Akşam servis için yeşillik istemiştim. Hazır mı? Geliyor usta. Şükran. Ne oldu? Ben yokken bir şey mi oldu? Her zaman ne olduysa o usta. Ben şimdi yeşillikleri hazırladım. Dur dur kızlar yapar, otur. Tülay nerede? Eve gönderdim. Çalışmaya alışamadı. Çabuk yoruldu. Yani sen şimdi bunun için mi ağlıyorsun? Buyurun hocam. Cezmi Bey'le görüşecektim. Usta ziyaretçim var, seni bekliyorum. Beklesin. Bahsetmiyorum ya. Estağfurullah, estağfurullah. Yani çocuklar ziyaretin var deyince ben de yabancı biri sandım. Böyle gelsene. Nasılsınız? Sağ ol. Ben iyiyim de görünce şaşırdım. Ben buket ve alp almaya geldim baba. Almaya mı? Ama buket... Dün gece yarısı geldi. Şimdi halasının evinde. Dur dur, kafam karıştı benim. İki gün önce göndermedik mi sizi? Benim sizinle biraz konuşmam lazım. E konuşuyor işte. Bu biraz özel. Kızlar hadi biz dışarı çıkalım. Buket hasta baba. Hasta mı? Nesi var? Durumu ciddi. Bu kadarını bilmeniz yeterli. Yani kafası karıştı. İşten ayrılmayı düşünüyor. Nesi var dedim sana? Konuşsana be adam, nesi var? Saadet çağırmamı söyledi. Söyleyecek şeyleri varmış. Yatıyor mu? Yatarken görmesini istemiyorum dedi. Ben de yatağın kenarına oturttum. Saçlarını taradı. Hafif bir allık sürdü. Seni bekliyor. Çağırmışsın.
gideceğiz mi? O dedi ki, dükkana geldi az önce. Kim? Selçuk. Hasta o dedi. Abla? Durumu ciddi. Hala. Alp odasına götürür müsün lütfen? Biriyle hayatımı sürdürmek zorunda kalacak kadar kötü değilim. Annemin hatasına düşmeyeceğim. Çünkü kimseyi bu kadar ciddiye almıyorum. Allah aşkına biriniz defetsin şunu. Ailemi almaya geldim. Bütün istediğim bu. Böyle bir durumda hep beraber olmamız lazım. Durumun ciddiyetini bilmeniz iyi oldu. Bu ne benim, ne Buket'in tek başına kaldırabileceği bir durum değil. Kızın canı yanıyor. Ne yaptın ona? Hiç. Böyle bir zamanda birçok erkek kurtulmak ister karısından. Benim öyle bir halim var mı? Neler söylüyorsun sen? Nezaket, uzatma. Buket gitmeni istedi. Çık. Ama baba, sen istemediğini görmüyor musun? Kafası karışık. Doğru düşünemiyor. Öyleyse zaman ver ona. Bırak kendini toparlasın. Peki. Dediğini yapacağım. Bugünlerde alttan almak bana kalıyor. Teşekkür ederim.
ayak tut. Bir kere bizim ailemizde hiçbir kadında böyle bir şey yok. Bak göreceksin bunun altından önemsiz bir şey çıkacak. Keşke Allah, keşke. Ama maalesef doktor teşhisi koydu. Neden hiçbir şey bizimle paylaşmadın? Aslıcığım böyle bir süreç ki... sürekli kendimi kontrol edip durmaktan... içimde durmadan bana kötü şeyler söyleyen sesi ikna etmeye çalışmaktan kimse aklıma gelmedi. E tabii. Bir de üstüne eniştemin yaptıkları. Allah aşkına şuna enişte deyip durma. Ne olur. Ne yapayım? Ağzım alışmış. Yarın sizi bir gezmeye çıkarayım. Biraz içiniz açılsın. He? Tamam mı? Çok iyi olur alacağım. Yusuf, oğlum Şükran'a seslen de gelsin. Şükran abla çoktan çıktı usta. Çıktı mı? Tabii. Çağırın şuna gelsin. Ben çağırdım, yemeyecekmiş. Neval, git getir şunu. Tamam. Annem yemeğe çağırıyor seni. Yemek yiyecek halde değilim. Şu Yusuf'tan bahsetsene biraz. Dükkandakini mi diyorsun? Ha, nasıl biri? Sen tanımıyor musun onu? Ya yıllardır geçip gittim yanından. Ama bugün öyle bir baktı ki. Kızım senden büyük o. O kadar da değil. Vay 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 vay. Nevalime bakın benim be. Hoşuma gitti biliyor musun? Yani öyle bakması. Neden olmasın dedim kendi kendime. Böyle şuramda bir şeyler kıpırdadı. Kelebekler uçuvermiş böyle. Yarın dükkana geliyorum, haberin olsun. Sakın gitmeyeceğim diye tutturma, canını okurum senin. Tamam mı? Tamam. Ya! Tülay! Tülay! Lütfen daha fazla zorlama beni. Bittiğini kabul et. Aslı. Sana her defasında hayır demek zoruma gidiyor. Lütfen rahat bırak beni. Aslı seni seviyorum. Biz birbirimizi sevmediğimiz için ayrılmadık.
Gün geçtikçe bambaşka biri oldun. Sen farkında değil misin? Tamam, söz veriyorum. Daha sabırlı olacağım. Daha sakin, daha uysal. Hayır Burak. Ben kararımı verdim. İyi geceler. Efendim? Selçuk Bey, saat çok geç oldu biliyorum ama diğer ofisten arkadaşlar aradı. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Nedir? Ortaklığınızı tek taraflı olarak bozmuşlar. Hemen arayıp yüz yüze konuşmak istediğimi söyle. Peki efendim. Bir oda istiyorum. Tabii efendim, ne kadar kalacaksınız? Bilmiyorum. Siz kaydımı yapın da. Tabii. Evet, söyle. Yüzle görüşme talebinizi ilettim. Reddettiler. Ustam gelmeden bütün camlar bitecek he. Bugün çok önemli müşteriler var. Hadi. Ne var? Yoksa sen de mi burada çalışıyorsun artık? Ay yok, o Sarıyer'e gidecek de gelinceye kadar bana yol arkadaşlığı yaptı. Ben de oraya gidiyorum. İstersen bırakayım seni. Zahmet olmasın? Ne zahmeti canım? Şükran abla nerede? O kasaba gitti, birazdan gelecek. Görüşürüz, hoşça kal. Sen de hoşça kal. Ne? Ne? Öyle. Her şeyi nasıl da biliyorsun abla? İki dakikada kiralayıverdik arabayı. Öyle bir yere götürüyorum ki sizi çocuklar, vallahi canınıza can katılacak. Ayrılmak istemeyeceksiniz. Çocuk parkı var mı orada? Parkı ne yapacaksın? Sen hiç ağaca çıktın mı bakayım? Hayır. Gördün mü bak, sana ağaca çıkmayı öğreteceğim. Kaplumbağa göstereceğim. Sonra kurbağaları göstereceğim. Aslan, aslan da gösterecek misin? Yok artık, sen de. Aslan oğlum benim, sensin aslan. Alp, baksana dün gördüğümüz şeyden. Sakın içinize çekmeyin. Aslı çeksene kenara. Burada ne yapacaksın? Aslı dur dedim, dur 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 dur. Dur, hadi siz de gelin. Hadi siz de gelin. Hadi sen de gel, hadi. Gelsenize, hadi gel. Alp bak bana bak.